Evet efendim, şimdi biraz dünya gündemine bakalım. Dünyada neler olup bitiyor acaba? İlk durağımız Nijer olsun. Zira ülkede ordu yönetime el koyduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Bazoum darbeci askerler tarafından el konulu darbe girişiminin arkasında 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Chiani'nin olduğu belirtiliyor. Halk darbe girişimini protesto etmek için sokaklara döküldü. Nijer'de muhafız alayına bağlı unsurlar darbe girişimi yaptı. Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum alıkonuldu. Halk darbe girişimini protesto etmek için sokağa çıktı. Yerel basında çıkan haberlerde İçişleri Bakanı ile Bazoum'un muhafız alayına bağlı unsurlar tarafından sarayda tutulduğu belirtildi. Darbeci grupla Bazoum arasında müzakerelerin sürdüğü, eski Cumhurbaşkanı Mahamadou'nun da arabuluculuk yaptığı kaydedildi. Darbe girişiminin arkasında 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Chiani'nin olduğu açıklanırken, uzlaşı sağlanmazsa ordunun Chiani'nin önderliğinde hareket eden gruba saldırabileceği iddia edildi. Bu sırada Nijer'in başkenti Niamey'de halk darbe girişimini protesto etmek için sokaklara döküldü. Bazoum'un serbest bırakılması çağrısıyla Ulusal Meclis'in önünde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen kalabalığa uyarı ateşi açıldı. Kalabalık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafından uzaklaştırılırken yaralananlar da oldu. Darbe girişimine Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler'den de tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, darbe girişimini şiddetle kınayarak Bazoum'un serbest bırakılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de darbe girişimini şiddetle kınayarak anayasal düzenin korunması çağrısı yaptı. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ve Afrika Birliği Komisyonu'ndan da kınama mesajı yayınlandı. Bazoum, Şubat 2021'de seçilmiş, henüz yemin edemeden bir darbe girişimi yaşamıştı. Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı.